diğer günlerde çok daha doğal gözüken tarzda bir makyaj seviyorum. Bunu böyle ellerimle yüzüme iyice yediriyorum. Kremsi bir yapısı var. Far mat bitişte olduğu zaman, erkenden bir mülakatımız varsa o zaman illaki olmazsa olmaz bir şey vardır, o da nedir? Doğal gözüken ve abartısız olmayan makyajımızı yaptık. Kıyafetlerimizi giydik. Şimdi sizlere birkaç tane daha öneri vereceğim. Oje olarak bence en güzel, en şık duran French oje. Bunu tercih ederseniz çok daha güzel olur. Eğer bu olmazsa açık tonlarda böyle açık pembe gibi, Essence'in Fiji rengi gibi mesela bir oje de tercih edebilirsiniz. Ama illaki French bence çok daha şık gözüküyor. Sade boş da gidebilirsiniz ama böyle renkli bir oje kesinlikle ama kesinlikle olmaması lazım. Saçlarınızı isterseniz şöyle salık bırakabilirsiniz. Bu hani bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ama isterseniz toplayabilirsiniz. Fakat böyle çok dalgalı dalgalı, kıvırcık kıvırcık saçlarla gitmek, tabii ki de doğal saçınız öyleyse önemli değil ama yapabilirsiniz tabii ki de. Hani maşalı demek istediğim saçlarla giderseniz pek güzel olmaz. Onlar daha çok gece için falan daha müsait. Aksesuara gelecek olursak ben ya böyle ufacık bir küpe tercih ediyorum ya da sadece ince bir zincire, bir kolye tercih ediyorum. Ve bir saat, saat neredeyse olmazsa olmaz saat çıkmıyorum. Ondan sonra aksesuarımız böyle, çok abartıya gerek yok, böyle bir dünya şeye, yüzüğe falan gerek yok, bileklikler falan, onların hiçbirini yapmıyoruz. Çok sade bir şekilde aksesuarlarımızı tutuyoruz. Arkasından çantaya gelecek olursak, siyah klasik bir çanta zaten gösterdiğim gibi şu anda tercih edebilirsiniz, gayet de güzel olur. Şöyle klasik, hani hiç böyle alacası bulacası olmayan bir çanta. Hafif büyük ama çok aşırı da büyük değil. Daha çok böyle klasik gözüken, dediğim gibi bir çanta tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda çantanızın içinde de illaki olmazsa olmaz bir tane siyah kaplı bir defter. Yani ben şu anda bunu kullanıyorum ama o benim işle alakalı değil, kendi özel defterim olduğu için. Ama sizin şöyle profesyonel gözüken bir tane siyah deftere illaki bir ihtiyacınız var notlarınızı almak için. Defterinizin yanında illaki de bir tane siyah kaleminizin olması lazım. Tabi siyah da illa lacivert de olabilir, tükenmez ama böyle dışı klasik, sade gözüken bir kalem olursa daha tercihtir. Böyle çok renkli, alacalı bulacalı bir şey olmasın dışı. Bunun dışında da üstünde bir marka yazmasın, bir firma adı. Herhalde hani bir firmalara gidiyoruz, onlar veriyorlar elimize kalem. Onlardan bir tanesi olmasın. Aynı şekilde not defterinizin de içinde ya da üstünde başka bir firmanın reklamı olmasın. Dikkat edin, buna da klasik, sade bir şey olsun. Evet, bunlar böyleydi. Şimdi hemen devam ediyorum. Bunun dışında hemen devam edelim. Ne yapmanız lazım? Nasıl davranmanız lazım? Benim fikirlerim şunlar. Öncelikle rahat olun. Kendinize güvenin. Bunu yaparsanız zaten gerisi çok daha güzel gelecektir. Başta heyecan olması çok 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 normal. İnanın ki herkes heyecanlanıyor. Sanırım 15. 20. kere bile mülakata giden arkadaşlarımız da illaki heyecanlanacaktır ama baştaki o heyecan ilerleyen dakikalarda kendinizi daha çok rahat hissedeceksiniz ve bu heyecan gerçekten de gidecek. O yüzden öyle düşünün ve kendiniz gibi olmaya çalışın, bir başkası gibi olmaya çalışın. Önceden gelebilecek olan sorular var belli başlı. Mesela nedir bunlar? Bunları kafanızda illaki cevapları hazır olsun. Mesela başarı sizin için ne demek? En büyük sizin başarınız nedir? Neden bu firma? Neden bizi tercih ettiniz? Neden sizi işe almalıyız? Bu da önemli sorulardan bir tanesi. Şirketimize ne katacaksınız? Zayıf yönleriniz ya da güçlü yönleriniz, başarılı olduğunuz yönler nelerdir? Bunlar dışında sizden böyle örnek de isteyen sorular oluyor. Mesela takım çalışmasına yatkın mısınız? Sever misiniz sorusunun arkasında. Bir takım çalışması içerisinde bir arkadaşınız eğer yeterli seviyede istenileni yapmıyorsa o zaman onu nasıl idare edersiniz? Böyle bir şey başınıza geldi mi? Siz nasıl idare etmiştiniz? Durumu ne yapmıştınız? Gibi böyle hayatınızdan, yaşantınızdan örneklerle böyle sizlere sorularda gelebilecek. Sadece takım çalışması değil, birçok sorun olabilir. Bunları da bir düşünün. Mesela örnek sorulardan bir tanesi, hiç şöyle 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 bir durumda bulundunuz mu? Bulunduysanız ne yaptınız tarzında sorularda gelebilir. Bunun dışında illaki klasik bir soru, genelde ilk açılan sorulardan bir tanesi, kendinizden bahseder misiniz? Buna illaki kafanızda cevaplarınız olsun ama bunun da cevabını verirken ilkokuldan falan başlamayın. Daha çok artık hangi seviyedeyseniz eğitiminiz, ona göre cevap vermeniz lazım. Bunlar dışında illaki yapmış olmanız gereken şeylerden bir tanesi de şirketi iyice bir araştırıyor olmanız. Hangi yılında kuruldu, kim tarafından kuruldu, hangi pazar alanlarında ürünleri var, ne tarzda
pazar alanında kaçıncı bu tarzda bilgileri edinebiliyor olursanız çok iyi olur. Bunları siyah defterinize not alabilirsiniz hatta. Onlar size bazen soruyorlar mesela şirketimiz hakkında ne biliyorsunuz bizimle birazcık paylaşın dediği zaman siz eğer hiç çalışma yapmadıysanız işte o zaman böyle bir boş bir saniyeler falan geçecektir. O yüzden illaki şirket hakkında araştırmayı yapmış olmanız lazım. Peki pozisyonla ilgili tam bilginiz var mı? Sorumlulukları nelerdir? Bunları tam olarak biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız yine bir internette araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Peki sizin bize sorunuz var mı? Gibi bir soru geliyor genelde. Yine bunu yaptığınız araştırmalar neticesinde firma ile ilgili, alanıyla ilgili bir soru seçerseniz çok daha güzel olur. Benim size tavsiyem maaş ne kadar gibi bir soru sormayın. Bu özellikle ilk mülakatta birazcık negatif bir etki bırakabilir. Bunun dışında peki neler yapmalısınız? İlk mesela mülakata gelecek, mesela siz bekliyorsunuz bir odada genelde bekletirler sizi yalnız başınıza. İlk geldiği zaman kalkacaksınız ayağa ve elinizi güzel bir şekilde, çok sert olmayacak ama çok da hani böyle ay tarzında yumuşacık olmayacak şekilde karşı tarafın elini iyice sıkmaya çalışır. Konuşurken saçınızla falan böyle çok fazla oynamayın. Şöyle hani olur ya yaparız falan ve habire mesela böyle böyle falan yaparız. Bunları yapmayın. Elinizle falan çok fazla oynamayın. Kalemle falan böyle hani döndürüp falan stres hareketleri yapmayın. Yine böyle bacaklarınızı falan böyle sallamayın. Böyle hani şeyler yapmayın. Daha çok rahat bir şekilde ellerinizi şu şekilde falan tutabilirsiniz isterseniz. Daha çok masanın üstüne koyabilirsiniz şu şekilde ama rahat olmaya çalışın ama konuşurken de böyle robot gibi değil de yine böyle ellerinizi falan kullanabilirsiniz. Benim şu anda mesela yaptığım gibi. CV'nizi de yanında bir kopyasını unutmayın. Çantanızda illaki bir dosyanın içinde CV olsun. Bazen belli olmaz. Sorabilirler, isteyebilirler. Oturuşunuza dikkat edin. Şöyle şu şekilde hani kambur bir şekilde değil daha dik bir şekilde oturmaya çalışın. Zaman içinde insanın pozisyonu böyle birazcık olabiliyor, düşebiliyor ama siz yine de daha dik bir şekilde oturmaya çalışın. Konuşma dilinize birazcık dikkat edin. Ya of ya falan tarzında değil tabii ki de. Daha çok normal anlaşılabilir bir şekilde konuşmaya gayret edin. Göz teması kurmaya dikkat edin. Böyle hani konuşurken şu şekilde buralara, duvara falan konuşmak yerine karşı tarafın gözüne doğru iyice bakarak konuşmaya çalışın. İstekli gözükün, böyle heyecanlı gözükün pozisyonla ilgili. İlla ki çalışmak istediğinizi böyle bir şekilde belirtin. Sözler olsun hani böyle gülümseyin falan mı yani ben sürekli bunları söylerken. Hafiften çok ufak espriler yapılabilir ama çok fazla abartıya kaçırmamaya çalışın. İsim alın ya da kart alın eğer mümkünse. Kartınızı alabilir miyim falan diye bir soru sorabilirsiniz. Ayrıca e-mail adresi falan da oluyor. Yardımcı olabilir ileriki zamanda. Mesela saat 9'da buluşacaksanız illaki 8.50'de orada olmaya çalışın. Çünkü genelde güvenlikten falan geçileceği zaman daha bir zaman zaten harcıyorsunuz maalesef. Mesela siz yukarı çıkamazsınız. Onlar gelip sizi alabilirler. O yüzden illaki ve illaki bir 10 dakika erken gidin. Ama bunu da abartıp yarım saat erken de gitmeye gerek yok. En son olarak da bu fırsatı verdikleri için size teşekkür etmeyi unutmayın. Benim kişisel görüşüm şu ki ilk başta etkilerseniz ve en sonunda da bir ayrı etkilerseniz ve istekli olduğunuzu birkaç kere daha tekrarlarsanız bu işi istediğinizi söylerseniz o zaman onların akıllarında birazcık daha pozitif bir şekilde kalacaksınızdır. Evet videom böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Bu tarzda böyle hani benden tavsiye beklediğiniz videolar varsa onları aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben de bunları sizler için çekmeye devam edeceğim. Düğün serimi bilmeyenler varsa şuraya linkini koyayım. Buraya tıklayıp düğün seri videolarımın ilkini ve ikincisi de yakında geliyor. Onu izleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir tekrardan. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bu arada bol şans da diliyorum bu mülakata girecek arkadaşlarımızla. Görüşürüz. Böyle özel günlerde çok daha doğal gözüken tarzda bir makyaj seviyorum. Bunu böyle ellerimle yüzüme iyice yediriyorum. Kremsi bir yapısı var. Far mat bitişte olduğu zaman.